2013 Beyaz Show potları. Anneanne ne yapıyor anneanne? Anneannem. Anneanne. Senden adın? Anan nasıl? Anneanne. Arkadaş 17 senedir program yapıyor. Gelen konuğa anan nasıl diye bir soru soracak bir şey değil. Çok güzel. Aşk korkakları sevmez. Tesadüfleri mi? Aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sevmez. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Abla gördün sohbeti. Abla mı? Tabii ki yarın da Elmander geliyor. Ben de sana gelip bir Fenerbahçe Ay Elmander diyorum ya. Elmander. Neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok. Benim hıyarlığım evet. Sen ne zaman evleniyorsun? Sen ne zaman evleniyorsun? Kapattık. Beyaz at kuyruğundan. Beyaz. Ben kadın... Ha ne diyordun ya? Bir şey... Allah sizi be. Peki ne soracaktım ya? Soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana? Ne oyunu? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım dur. Ha pardon özür dilerim ya şunu soracağım. Sadece siz burada... Aa, nasıl sevindim soruyu bulunca. Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet harika oldu. Sen izleyebildin mi o filmi? İzledim. Bu arada söyleyelim. Emel Sayın da filmin içinde. Hiç, aynı film. Bunu içinde. Söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel ama... Sayın yok. Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin. Evlenememiş marka olabilirsin yani. Sen varken olamazlar. Ay Allah'ım. Ne özeniyorlar sizi işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye? Konuşarak para kazanan insanlar da var. Tolga'nın abim mi daha yakışıklı, ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha önce televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanı falan filan olmuş muydu? Oldu. Otur otur. Peki. Beyaz'ı 17 yıldan beri seyrediyoruz arkadaşlar. Daha duygusal abi. Dile kolay. 17 yıl diye yeniden başla. Dile başladım. Kolay. 17 koca yıl. Devam et abi. Hepimizin arasını ağlattı. 20 yaşındasın ha. Yani şöyle düşün. Ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atarım buradan ya. Hani o öyle düşünmeden bu işi yapmak lazım. Kendisine söyleyin. Kimsenin benimle dalga geçmesine izin vermem. Ne dedim bir ara bir şey dedim de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası o hadi herkes oynasın dedim öyle. Sen yüzüne oynamadın mı sen daha? Ben de düşünüyorum nasıl özür böyle bir şey bak, olabilir? Bak bunu sorayım en az 5 kişi çıkar bu odan bu düşünürüz. Ya yani şey duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani. Abi bana yazıyormuş gibi konuşma normal. 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış. Böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O burunla yaşayamazdım yani. Bu şu anda yaptırmış halim mi? Evet. Bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık, en büyük hareket neydi? Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim bedavaya söylemiyorum ki para geliyor orada. Yani. Si bemol. Sana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Si bemol ben de çalamıyorum. Yani hani, takoz hala devam mı? Malumunuz devam. Ne güzel seçmişler sizi ikili böyle. Biz de oynasak mesela bir şey olmaz, problem yok yani. Tabii. Yanına takoz yüzden... konuyor denmiyorum. Alta takoz konuyor. Beyaz at seni çizmişler. Aa. Evet. Kızım ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle, kara kalemle geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu, yapma. İnternette ne bir fotoğrafın yok. Net yok. Benim internette bu fotoğrafım varsa ben bugünlere iyi gelmişim. Tabii ya. Gerçekten iyi gelmişim. Evet devam ediyoruz.